Değerli masa tenisi severleri, 4 Kasım Perşembe 2021 tarihinde Ankara'da yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda masa tenisi 5. olağan genel kurulu seçimleri gayet başarılı geçmiştir. Ve tüm masa tenisi severleri ve delegeleri tebrik ediyorum. Evet, açılışı Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca yapmıştır. Ve tüm adaylara başarılar dilemiştir. Biz de misafir olarak bu genel kurulu izleme fırsatı bulduk. Evet, fırsatı bulduk dedik ya, burada kendimize bazı notları çıkardık. Bazı kendimize kimin nasıl projeleri var, neler yapacak ileriki seçim döneminde, hizmet döneminde. Burada bunu söylüyorum. Evet, Sayın Fatih Karaca dedi ki, biz 1.700.000 lira borç devri aldık eski federasyondan hastanesi seçimlerine. Evet, bunu aldık. Ancak buradaki net bir şekilde gerekli eksikleri söylemiştir. Evet, Sayın Kerim Koç aday ancak 1.7 trilyon borç bırakmıştır. Evet, daha ne diyoruz? Antrenörün parasını ödemedi. Üniversite oyunlarının parasını ödemedi. Hakemlerin parasını ödemedi. Kulüplerin parasını ödemedi. Birçok borç bırakarak gitti. Ve gitti Daspoş'a belediyesine belediye başkan adayı oldu. Ve bu 2 yıl içinde gitmediği ülke kalmadı değerli arkadaşlarına. Evet, görüyoruz buradaki stak firması masaya göndermiş. Paralar eksik. Top yok. Maçı izledik. Bugün Süper Lig maçlarından Ankara'da gayet güzel bir organizasyon. Ancak eksikler çok. Değerli masa tenisi severler, burada sadece birilerini eleştirmek ya da birilerini kırmak değil. Yapan işleri konuşmak lazım. Olimpiyatlara gidebildik mi? Gidemedik. Evet, seçim gitti. Ancak başkan adayı gelip Oktay Çimen'i tebrik etmesi lazımdı. Yani biz Türkiye'de kaybetmeyi de bileceğiz, kazanmayı da bileceğiz. Kazananı tebrik edeceğiz, kaybedene de kendilerine daha iyi çalışmalarını ve seçim salonunda gerekli siyasi çalışmaları konuşmaması lazım. 2016 senesinde siyasi çalışmaları, baskıları yaparken, tek başına iktidara gelirken iyi de şimdi kaybettiği zaman ve tüm gerekli baskıları kendisi de kurarken bu konuda masa tenisi severleri, bizler, antrenörler ne diyeceğiz? Evet, ben birçok kişinin arkadaşıyım, dostuyum, masa tenisinde yaptığımız hizmetler ortada. Ancak bunları yaparken de kimseyi kırmamamız lazım. Ben burada bazı eleştirileri söylerken ya da yolları söylerken önümüzdeki günlerde mutlaka tüm yapılanmaları yapacak. Biz burada herhangi bir görev talep etmiyoruz. Birçok insanların başka düşünceleri olabilir. Ancak biz burada Beşiktaş olarak masa tenisi izletmeye devam ediyoruz. Ve bundan sonrası daha güzeller günleri beklemesi için masa tenisi izleteceğiz. Yeni başkanımıza Sayın Oktay Çimen'e başarılar diliyorum. Bizim yakın dostumuz, yıllarca bir takımda görev yaptı kendisinde. Ve tüm masa tenisi severlerin bundan sonrası, yani seçim salonunda birlik zamanı diyorsunuz ama tek hedefinde herkesi ayrıştırıyorsunuz. Burada bu dönem artık kapanması lazım. Ve şunu söylüyorum. Lütfen bundan sonra tüm antrenörler çalışmaya ciddi bir şekilde başlasınlar ve başarılı olan antrenörler görev alsın. Ben milli takım baş antrenörüyüm. Burada bunu yapıyorum, onu yapıyorum. Böyle bir düşünce olmasın. Mutlaka bundan sonrası eleştirileri ve çalışmalara devam edeceğiz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Ancak birçok konuda yeni sponsorlar, yeni çalışmalar mutlaka Oktay Çimen'in vasıtasından ortaya çıkacaktır. Yeni tesisler yapılması için, gelecek için gençlerin nasıl bir projeler yapılması için mutlaka ortaya çıkacaktır. Ve bunlar kısa vadede yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca da salonun ortamını görüyorsunuz. Gayet güzel bir yapma. Daha harika oldu. Arkandaki salon. Ancak paraların biraz değişik bir renkte oldukları için, değişik firmalar, değişik sponsorlar. Birçok antrenörden gördüğüm gibi aynı zamanda veya işte sporcularda top eksikliği olduğunu, yani stak firması sponsor ancak top olmadığını söylemektedir. Bunu da görüyoruz ki gerekli firmaya gerekli talimatları veya işbirliği göstermesi lazım. Ve
bir an önce toplar tedarik edilmesi lazım ve maçlarda firmanın sponsorluğu belli olması talepte bulunuyoruz. Bu konuda da Oktay Çimen'in çok duyarlı olduğunu ve yapabileceğini biliyorum. Kendisine de şimdiden başarılar diliyorum.